Üstümü de değiştirdim. Birazcık böyle güzel rahat bir gömlek giydim. Şimdi tekrardan scooter'ımızı alalım ve plaja doğru akalım. Daha kimse almamış bıraktığım scooter'ı. Evet arkadaşlar, scooter'ımızı aldık. Şimdi plaja doğru akalım. Akıyoruz. Şimdi sizi plaja götürüyorum. Şimdi tamam. Bu scooter'da bir sıkıntı yok. Bu scooter akıyor. Bu güzel parkın içinden geçelim. Sonra biraz sizi plajı gezdireyim. Parnu plajını. Burada gençler spor yapıyor. Hava şu an çok güzel ya. Sıcaklık biraz gitmiş. Buranın tek sıkıntısı çok sinek var. Bataklık olduğu için her yer. Bir adı üstüne Baltık Denizi, Balçık Denizi yani. Ya sinekler ağzıma giriyor konuşurken. Gök kadar sinekler her yerdeler. Bu arada size gereksiz bir bilgi vereyim. Dünyada en çok ölüme sebep olan şey sinekmiş. İnsanların ölümüne. Eğer sallıyorsam yorumlarda bildirin arkadaşlar. Sallamam bundan sonra. Ulan burada sürmesi daha zor ya. Engebeli yol. Konuştukça da ağzıma sinek giriyor. Protein kaynağı diye. Tamam da daha yeni pasta yedik yani. Tavuklu makarna yedik daha yeni. Sinek değil. Bunun üstüne sinek gitmez. Yahu. Ulan ne karışık bir yollarmış ya. Şuranın güzelliğine bakın ama ya. Arkadaş burada yaşlanılır ya. Emeklilikte buraya mı yerleşsem, ne yapsam? Parma Merkez Camii'nin orada bir ev alırım. Bir de hayrat yaptırırım. Şundan oradan geçerken sıkıntı olacak şimdi ya. Yolu kapamışlar. Allah ustası oldum ben bu işine. Sorry. Yeah, thank you. Have a good day. Kibar insanlar ya, gördünüz. Özür diledim. Sorun değil kardeş dedi. Geç dedi. Ama kibar ya, insanlarla iletişim kurmak çok önemli. Ve ne yazık ki çoğu insan iletişim kurmayı beceremiyor dünyada. Ya ben hani profesyonel olarak da alanım satış işi olduğu için arkadaşlar, yani kurumsal satış, partnerlik, iş geliştirme, bu tarz konular hep şey yani. Bu tarz profesyonel alanın satışsa eğer, insanlarla iletişiminiz çok iyi olmak zorunda. O zaman başarılı bir satışçı olabilirsiniz. O yüzden ben bu konuda kendime bayağı güveniyorum. Baksana çocuğuyla birlikte ikili sürüyor. Tere! Ulan teyze şaşırdı ya. Bu manyak bana niye merhaba dedi diyor. Vallahi kadın baktı. Şimdi torununa benzetti büyük ihtimal beni. Dedi bu çocuk bana niye merhaba dedi dedi. Benim torun mu acaba dedi. Hastasıyım ya böyle. Allah! Üşüyordum lan. Az kaldı plaja. İnsanlar gitmeden plaja bir ineyim ya. Geç kaldık çünkü saat 8'e giriyor. Güneş etkisini yitirmiş yani. Yapma bari.
Bir tane aparat olsa ben bunu böyle sabitlesem efsane olur ya. Nasıl hayal ederiz ki böyle elimde telefon düşürürsem sıkıntı ya. Telefon pahalı arkadaşlar. Ha, dondurma tezgahı açmışlar. Baksan plaj pazartesi olmasına rağmen kalabalık hala. Çünkü iki gün sonra bunların yaz tatili geliyor. Yani yaz başlıyor diye bir yani pav diye bir şey yapıyorlar. Resmi bayramları var. 23 Haziran'da başlıyor. Şu kızı geçelim ya. Bip 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 bip. Ve voleybol oynuyorlar. Plaja geldik sayılır. Tarnu plajına geldik sayılır. Bugün kalabalık ya bayağı. Voleybol sahası var. Plaj voleybolu. Az kaldı, plaja geliyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Birazdan size Baltıkların en güzel plajını göstereceğim. Tarnu plajı. Nasıl da güzel bir otel. En pahalı otellerinden biri Tarnu. Hedon Spa. Evet, ufukta plaj gözüktü. Ulan güneş kalmamış ya, geç kaldık. Gördüğünüz gibi plaja ulaştık. Uçsuz bucaksız bir plaj burası. Bayağı gidiyor. Deniz de böyle. Birazdan gösteririm, yakınlaştırırım. Denizin bir numarası yok. Adı üstünde Baltık Denizi. Çok bir numara yok yani denizde. Yüzülmüyor zaten. Gidiyorsun hala bileklerinde falan yani. Git 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 git. Şuraları git. Hala dizinin dibinde. Yasaklı bölge olduğu için skuter'ı bir yere bırakmam lazım. Çünkü size çıplak kadınlar plajını göstermek istiyorum. Plajın bir kısmı sadece kadınlara tahsis edilmiş. O kısmı göstermek istiyorum size. Hava kararmadan gidip göstereyim. Skuter'ı bir önce bırakayım bir yere. Her yere bırakmama da izin vermiyor diyor. Buraya bırakırsan diyor, yasaklı bölge diyor, 10 euro ceza yazarım sana diyor. Sen kime ceza yazıyorsun kardeş dedim ben de. Biz yürüyüz dedim. Koca yürüyüz dedim. Lan nereye bırakacağız bunu da ya? Hala yasaklı bölge diyor. Arkadaş her yer mi orman olur ya? Kum bitiyor, orman başlıyor ya. Ne güzel ya. Hastasıyım bu coğrafyanın. Yine bu Stefani olan buranın en ünlü pizzacısının şubesi. Stefani. Herkes burada, kalabalık. Sanırsa sıra bekliyorlar. Bildiğin pizza yemek için sıra bekliyorlar. Pizzası da aşırı overrated. Yani hiç değmez bu sırayı bekleyen. Hiçbir esprisi yok. Scooter'ı şimdi bıraktım. Yani yasaklı bölge olduğu için süremiyorum. Sürekli uyarı veriyor bu bölgede sürmeyin diye. Şu anda yayan gidiyorum, yayan. Yürüyerek gidiyorum. Gene böyle efsane yol. Ormanın içinden yol var. Yürüme yolu geçip birazdan biraz yürüyeceğim. Sanırım kadınlar plajı bir 10-15 dakika sürecek. Herkes garip garip bana bakıyor ya. Vlog çekerken. Ama umurumda bile değil. Kimse yokmuş gibi. Şu an sadece ben varmış gibi vlog çekiyorum arkadaşlar. Böyle baktığınız zaman olaya hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi plaja gireceğim. Ve bir 10 dakika yürüyeceğiz herhalde. Sonra kadınlar plajındayız. Çıplak kadınlar ama. İnşallah artı 40 artı 50 denk gelmez. Şaka yapıyorum tabii. Öyle kötü bir niyetimiz yok. Değil mi?
baksana kumlar bizim Patara'ya benziyor. Patara'da kumun aynısı. Ama tabii ki Patara'mız daha güzel. Orada plaj voleybolu oynuyorlar. Plaj voleybolumuz var. Güneş bayağı gitmiş ya. Çıplak kadınlar plajı bu taraftaydı. Oraya bir gidelim. Saat şu an 8'e geliyor. Bakın hala güneş bayağı tepede. Sanki öğlen 2 gibi, Türkiye'de öğlen 2 gibi değil mi? Şu anda çok az kaldı. Su ileride hemen. Şurası hemen. Azıcık daha yaklaşayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ladies Beach diyor. Burası tarihten beri çıplak bir şekilde güneşlenebildiğiniz bir alan diyor. O yüzden diyor saygı gösterin diyor. Kadınları rahat bırakın diyor. Rahatça güneşlensinler diyor. Herhangi bir yamuk yapmayın diyor. Şimdi çıplak kadınlar plajı bu taraf. Yani bu çizgiden sonrası çıplak kadınlar plajı. Ama çıplak kadın yok. Bugün hep çıplak olmayan kadınlar güneşleniyor. Bugün çıplak olmamaya karar vermiş kadınlar. Şimdi denizi göstereceğim size. Bakın. Gidiyorsunuz. Hala bileklerinizle. Şimdi birazdan suya gideceğim. Size göstereceğim. Şimdi terliğimi buraya bırakayım. Ablamızın keyfi de 10 numara. Gördüğünüz gibi çok sığ deniz. Aşırı sığ. Bakın şu an girdim. Gidiyorum, böyle iğrenç yosunlar var bir de. Rengi de görüyorsunuz zaten, balçık renginde. Adı üstünde Baltık Denizi. Gördüğünüz gibi gittim. Hala renginin pisliğine bakın. Yani kaç sene burada yaşadım, Estonya'da bir kere şunu denizin komple vücudumu sokmadım üstü suya. Bak, daha nereye gitmiş eleman? Hala daha kalçayız aslında falan suyun derinliği. Yalnız çıplak kadınlar da denizde, yüzsüz de denize gidiyorlar buradakiler. Ama size bir şey diyeyim arkadaşlar. Şu kadın yüzsüz mesela, siz göremiyorsunuz, ben görüyorum. Ama yani görmek istemezsiniz. Büyük ihtimal +50. +50 yani. Bakın şu an anca şurama geldi. Yani ne kadar geldim bakın. Ta şuradan geldim. Burası en az bir 150-200 metre var. Ama hala gördüğünüz gibi dizime bile gelmemiş. Su yani. O kadar sığ ki. Daha fazla gitmeyeyim.
Çünkü artık şortum ıslanacak. Bakın insanlar gitmiş. Daha o kadar en az 250-300 metre açılmışlar. Hala dizlerinde suyun derinliği. Su bugün sıcak. Çok soğuk değil. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız sahil arkadaşlar. Buradan başlıyor. Ta şuralara kadar. Bakın oralar da hala devam ediyor. Yani burada plaj bitiyor. Kum var. Arkası zaten parkların olduğu orman alan. Yani oradan geliyorsun. Kumsal başlıyor. Sonra böyle ta Ebesi'ninkine kadar gidiyorsun. Anladınız onu. Bugün çok sakin. Bazen çok dalgalı oluyor Baltık Denizi. Parnı böyle bir yer arkadaşlar. Bugün size Çıplak Kadınlar Plajı Parnu'dan kapanışı yapayım. Bugün çok çıplak güneşlenen kadın yoktu. Bu geleneksel Çıplak Kadınlar Plajı Parnu'da. O yüzden gösteremedim diye olmuşum. Zaten olsa da göstermem etik değil. Biz burada etik işler yapıyoruz falan filan. Arkadaşlar size Estonya'daki Çıplak Kadınlar Plajı'ndan kapanışı yapmak istiyorum. Umarım videoyu beğendiniz. Güzel bir vlog oldu. Scooter'la başladık. Şehri alt üst ettik. Sonra scooter'ımız ormanları, parkları açtı, geçti ve Parnu plajına ulaştık. Hava şu anda çok güzel. Güneş etkisini biraz kaybetmiş. Bugün çok sıcaktı Parnu. Sıcak dalgası geldi Kuzey Avrupa'ya, Estonya'ya. Normalde bu kadar sıcak olmuyor. Yani 23 dereceler oluyor ortalama yazları burada. Ve güneş çok yakmıyor ama son 2 gündür inanılmaz bir sıcak var. Herkes o yüzden plaja geldi. Zaten 2-3 gün sonra da buranın resmi tatili başlıyor. Yani yazın gelişini kutladıkları Yanipav dedikleri bir geleneksel bayramları var. Ve o gün 3 gün tatil oluyor. Yani Estonya'ya gelirseniz Parnu'ya kesinlikle uğrayın. Çok güzel bir tatil beldesi. Zaten yazın hafta sonları ve bayramlarda buranın bayramlarında herkes Parnu'ya akıyor. Bugün pazartesi olmasına rağmen plaj çok kalabalık. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarsanız da memnun olurum. Vlogu beğendiyseniz, yeni scooterlu konseptimi nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda bildirin. Farklı şehirlerden de bu tarz scooterla şehir turu videoları gelsin mi? Doğal bir şekilde insanlarla interaction kurayım mı? Lokal insanlarla lütfen bana bildirin. Ben de ona göre bir sonraki videoları size çekerim. Yani işimiz size burada güzel bir şekilde sunum yapmak. O yüzden ben çok zevk alıyorum videoları çekerken. Like, beğeni, kanalıma hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Dünyanın farklı farklı coğrafyalarından bu tarz farklı içerikleri size getirmek istiyorum. Lütfen bana destek olun. Like attınız, yorum yaptınız, abone oldunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Estonya'dan, Parnu plajından herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.